Hazırlıklarımız e, tabi e, son kamp olduğundan dolayı e, burada yabancı sporcuları da davet ettik. Şu anda Avusturyalı Yasemin için e, burada. Evin içinde Moldovalı bir kız e, sporcu var. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz e, olimpiyatlara iki sporcudan katılıyoruz. Evin Demirhan 50 kilo, e, Yasemin Adar 76 kilo. Biz daha önce e, kızlarımız... Tarih yazdıklarını düşünerek şu anda biliyorsunuz yıllarca tarih yazdılar. İki defa Avrupa üçüncüsü olarak Avrupa ve Dünya şampiyonlarımız var. E, Tabi bu olimpiyatta iki kota almak bizim için azdı ama e, madalya yakın olan kızlarımız. Gerçekten biz yine bir tarih yazmak istiyoruz. Öncelikle e, madalya alarak e, kadın güreşinde tarih yazmak istiyoruz. Tabi rengi artık e, nasip Pandemi biliyorsunuz sadece bizim için değil, bütün dünya için geçerli. Bizim için düşünürsek çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2018-2019 yıllarında iyi bir çıkıştaydık. Tabii Dünya Şampiyonası'nda maalesef kötü geçti bizim için. Orada 3 kota en az alabilirdik. Ama bizim tabii hedefimiz yine söylüyorum tarih yazmak. Kadınlarda öncelikle madalya alarak kadın güreşinde tarih yazmak istiyoruz. Tüm sporcuların rüyası Olimpiyattır. Sadece bizim sporcularımızda değil. Oraya herkes hazırlanarak geliyor, herkes üst seviye düzeyinde antrenmanlarla performansından geliyor. Biz de onu yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah burada yani en iyi şekilde. En iyi performans durumumuzda tarih yazarak 83 milyonu arkamızda hissediyoruz, arkamızda olduklarını da tabii ki tarih yazarak onları sevindirmek istiyoruz ve Türk bayrağımızı göklere çekmek istiyoruz.